Diyarbakır'dan merhaba arkadaşlar. Bu videoda Diyarbakır'ın doğal güzelliklerini size anlatacağım. İlk noktamız Şeyhandere Şelalesi arkadaşlar. Burası yaklaşık Diyarbakır merkezden 2 saat uzaklıkta. Çermik ilçesine biraz daha yakın ama biraz çetrefilli bir yolu var. Arabanızla sonuna kadar gelebiliyorsunuz. Yani çok yakın bir noktaya kadar gelebiliyorsunuz ama ondan sonra bayağı dik bir taşlı bir yol sizi bekleyecek. Çok tehlikeli bir yolu var. O yüzden buraya geldiğiniz zaman sağlam bir spor ayakkabı getirmeniz gerekiyor. Suya da girmek istiyorsanız bir su ayakkabısı ve terlik de iyi olacaktır. Ben yine unuttum. Ama işte bugün artık yani bu uzun yolculuktan sonra bu muhteşem doğal güzelliğin tadını çıkaracağım. Şimdi dev kazanından önceki derenin geldiği kısımları görüyorsunuz. Gerçekten muazzam bir görüntü var arkadaşlar. Biraz yol çetrefilli. Şöyle gösterelim. Yani gördüğünüz gibi inanılmaz bir zorlukta yolu var. Aha kafası yarıldı. Zorluklu yolu mu var? Yol mu diyorsun bunu? Yol değil evet. Bir garip yani bir çıkışı daha kolay çıkışı dediklerine göre. Kolay. Abi sen yine git böyle gitme gitme. Gerçekten son zamanlarda birçok şelaleyi gezdim ama Şeyhandere Şelalesi inanılmaz zor bir yolu var. Hani demek istediğim şu, çok yakın bir noktaya kadar araçla gelebiliyorsunuz ama çok dik ve taşlarla dolu bir yol. Çok kaygan, o yüzden çok dikkatli olmalısınız. Yani şu aşağıdaki mekana inanılmaz değecek bir yere geldik ama işte bu yolda kendinize çok güvenmiyorsanız aman diyeyim çok dikkatli bir şekilde inin. Şu an bakın en iyi yere geldik artık yani. Karşımızda şelale bizi bekliyor. Bu arada şöyle bir ekleme yapayım. Şeyhandere ismi de burada yaşayan önemli bir din adamından geliyor. Buraya gelip kamp da yapabilirsiniz, piknik de yapabilirsiniz ama çok küçük bir geniş alanı var. Ben şöyle göstereyim. Bakın arkada görüyorsunuz. Zaten şu anda bir piknik yapanlar var. Onun dışında tamamen şelalenin olduğu kısım, dev kazanı var tamamen. Ve buradan da bu dere vadi boyunca akıtılmaya devam ediyor. Soğuk mu? Evet yani şu an yine girdik. Geçen hafta yaşadığım şoku bir daha yaşıyorum. İnanılmaz soğuk arkadaşlar. Gerçekten çok soğuk ama biraz da Eylül ayının artık sonuna geldik. Onun da etkisi var. Şu anda bakalım. Yalnız bayağı derin. Şu an burası boy. Ozan! Çekiyor mu dayımoğlu? Çekiyor mu? Evet yani harika bir tabiatı var. Şu an görüyorsunuz bir vadinin tam içindeyiz. Dev kazanına girdik işte. Buradan da işte böyle akıp gidiyor. Dev kazanı da bayağı derin. Şu anda su ekranı kapattığı için tekrar anlatıyorum. Her zaman çıkmak daha kolaydır derler ama biz şu an Ozan'la geri çıktık şelaleden. Ya çok sarp, çok dik ve kayalara tırmana tırmana çıkıyorsunuz. Şu anda düzlüğe çıkmayı başardık. Düzlüğe su olmak. Ama söyleyeyim sonuna kadar değiyor yani, sonuna kadar.
Diyarbakır'da görmeniz gereken mekanlarımız artık sınırları aşmaya başladı. Çünkü ilçelere kadar geldik. Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeyiz. Ve Silvan ilçesine de yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki Malabadi Köprüsü'ne geldik. Bu köprünün en büyük özelliği dünyanın en kalın taş kemerli köprülerinden bir tanesi olması ve en geniş gövdeli köprüsü olması. Tamam bak, bunu hep karıştırıyordum. Yani gerçekten çok geniş bir gövdesi var. Mostar'dan bile geniş, öyle düşünün. Çünkü Mostar Köprüsü dünyadaki en ünlü köprülerden bir tanesi. Burası Artuklu eseri arkadaşlar. Neredeyse 1000 yılı aşkın bir zamandır burada duruyor. Dediğim gibi burası gerçekten çok güzel bir yer. Benim de hep görmek istediğim bir yerdi ama bir türlü kısmet olmamıştı. Bu gezimiz sayesinde buraları da gördüm. Şimdi biraz daha yakından çekelim ve size bir efsanesini anlatacağım birazdan. Karşıda gördüğünüz su ve baraj Batman Çayı'na ait. Burası bir su depolama ya da su toplanma alanı. Nehir de, daha doğrusu köprü de işte bu Batman Çayı'nın üzerine kurulmuş. Bakın karşıda inanılmaz heybetli bir köprü. Zaten mimari olarak Mostar Köprüsü'ne çok benziyor ama Mostar Köprüsü'nden daha eski bir tarihi var. Çünkü Mostar biliyorsunuz Osmanlı dönemi eseri ama bu Artuklu dönemi eseri. Şimdi köprünün alt kısmında iki tane karşılıklı oda var arkadaşlar. Böyle dar bir merdivenden iniyorsunuz. Küçük pencereleri var dışarıya bakan. Bunlar gözetleme kuleleri. Burada nöbetçiler işte her iki taraftan gelen giden gemileri ya da işte düşmanları kontrol ediyorlarmış. Burası tamamen işte o köprüde yürüdüğümüz yolun alt kısmında bulunan odalar. Böyle bir yani ilginç bir özelliği de var. Şimdi bu köprünün bir de sinema ve televizyon açısından önemini anlatmak lazım arkadaşlar. Malabadi Köprüsü son yıllarda özellikle Sıla ve Hercai dizisiyle oldukça bilinmeye başlanan bir köprü. Hatta yani az önce ben izlediğimden dolayı değil, arkadaşlar anlattılar. Köprünün iki tarafında Hercai'nin karakterleri, birisi bir atla bir yerde duruyormuş, diğeri diğer tarafta duruyormuş. Hani işte kavuşamama gibi bir olay varmış sanırım dizide, siz daha iyi bilirsiniz belki de. İşte o yüzden bu son zamanlarda popüler bir dizi mekanı haline geldi. İnşallah daha da artar ama daha kaliteli, daha düzgün yapımlar gelir. Daha böyle bir tarihsel ya da belgesel tarzı güzel içerikler görebiliriz ama çünkü hani biliyorsunuz Türkiye'de dizi denince akla aşiretler, cinayetler, kadına şiddet, çudur budur geliyor. Artık yeter yani, biz gittiğimiz her yerde yani öyle bir duyuyoruz ki Türkiye hakkındaki düşünceleri. Herkes sanki böyle hakikaten bir aşiret sistemiyle Türkiye'nin yönetildiğini düşünüyor. Ama diyoruz yani biz de kendimiz de çalışıyoruz, kamu olarak da çalışıyoruz, sosyal medyada da çalışıyoruz. Hani buraya çok daha kaliteli filmlerin gelmesi için, daha tarihsel işlerin yapılması için ama şimdilik en azından böyle bir tanıtım var. En azından tanınıyor diyoruz. Böyle de devam edecek gibi görünüyor. Eskiden bu köprü yokken bir adam bir kıza aşık olmuş. Kızın adı Fatma, erkeğin ise Badi. Badi karşı tarafta. Fatma ise bu tarafta, aralarında çok su varmış. Bir gün Fatma Badi'ye kavuşmak için suyun kenarına gelmiş. Ayağı taşa takılıp suya düşmüş, boğulmuş. Badi gitmiş onu aramaya, onu bulamamış. Kendi canını zor kurtarmış. Gitmiş Artuklu padişahın anına. Gel burada bir köprü yapalım. Sevenler birbirine kavuşsun. Kervanlar rahatça geçip gelsinler. Malabadi dediğim 39 metre yüksekliği var. 1,5 metre kemeri var. 150 metre uzunluğu var, 7 metre 4 santim genişliği var. Aynı zamanda 2 tane oda var, odalar da 40 hesabli. Eskiden kervanlar konaklıyordu. 1147 yılında bulmuş, 873 yaşında. Şimdi bakmayın, Batman barajı olduğu için suyun kapasitesi neyse ona göre su geliyor. Eskiden buralı sığa götürüyordu. It is on the Batman Greek 42 kilometre. It is a cinarteydi, 1100. Malabadi Bridge 47. Malabadi, Malabadi, Tıkavgaşe, Malabadi. Elviyali, telviyali, elviyali, telviyali. Navameda, Cemukani, Navameda, Cemukani. Haydi, haydi, haydi mamo, haydi menne, Malabadi. Malabadi, levi dare, levi ceryan, berbukare. Malabadi, köprüsü, Malabadi, köprüsü. Orada başladı bir
Şimdi buraya destansı topraklar diyoruz. Biliyorsunuz Mezopotamya'ya ve her yerin bir hikayesi var aslında. Malabadi Köprüsü'nde bir hikayesi var. Bu da şu oluyor. Zamanında burada birbirini seven iki genç varmış. Bunlardan erkek olan bu tarafta, kadın olan da diğer tarafta yaşıyormuş. Ve bunlar her zaman buluşuyorlarmış. Bir gün kadın karşıya geçmeye çalışırken Batman çayında boğuluyormuş. Bu olaydan sonra erkek çok dertlenmiş ve dönemin valisinin yanına gitmiş. Ona buraya bir köprü yapmalıyız ki benim yaşadığım acıyı başkaları yaşamasın diye bir dilekte bulunmuş. O dönemin valisi demiş ki o zaman şöyle yapalım, yarısını sen yap, yarısını da ben yapacağım demiş. Ve bu köprüyü yapma koşulu olarak bunu söylemiş. Erkek de demiş ki tamam, ben bu köprüyü yaparım ama yaparsam sen kolunu keseceksin, yapamazsam sen benim kolumu keseceksin demiş. Ondan sonra köprüyü yapmış ve sonrasında gelmiş valinin de kolunu kesmiş ve bunu anlatan bu kabartma hemen şu arkamda bakın gördüğünüz yerde duruyor. Bir kesik kollu bir adam heykeli var, üstünde de o kolun kesildiği sahneyi tasvir ediyor. Umarım bu mesafeden görebiliyorsunuzdur. Gerçekten hikayeyi de anlatıyor. Yani bu aslında biraz da artık gerçek bir hikaye olduğunu anlamış oluyoruz bu arkamızdaki tasvire bakınca. Yani dediğim gibi bu topraklar gerçekten mükemmel ve hepsinin ayrı bir hikayesi var. Bir yeri gezerken oranın hikayesini mutlaka dinlemelisiniz ki o geldiğiniz, o çektiğiniz yol, o geldiğiniz mesafeler daha anlamlı olsun. Burayı gördüm, tanıdım, bildim diyebilirsiniz. Malabadi Köprüsü'nde hikayesi bu şekilde.